parametreyle devam ediyoruz. Parametrede şöyle bir hızlıca gündem başlıklarımızın neler olduğuna bakalım. Dün gündem çok hareketliydi. Maalesef o hareket bizim de dünyanın da haz ettiği bir hareketlilik değil. İdlib'den bahsediyoruz. Rusya İdlib'i vurdu dün. İdlib'in güneyine bir hava harekatı düzenledi. Harekatın sonuçları Ankara'da da yakından dolayısıyla takip edildi. 7 Eylül'de yapılacak bir üçlü zirve var. Rusya, İran ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek bu zirve. Harekatın Rus güçlerine saldıran terör hedeflerine karşı sınırlı bir operasyon olduğu belirtilmiş. O 7 Eylül'de yapılacak zirve daha da önemli bir hale gelmiş bulunuyor hali hazırda. Bahçeli'den bir ittifak çağrısı yerini bulmuş gündemde. Ankara'da yerel seçimle ittifak tartışması var. AK Parti genel yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki MHP ile ittifak konusunda soğuk değiliz açıklaması yaptı. Konunun partinin ilgili kurullarınca tartışılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı devam eder mi sorusuna devamlı olumlu yaklaşabiliriz şeklinde bir yanıt vermiş durumda. Hazır Bahçeli'den bahsetmişken MHP'den devam edelim. Bir af tartışması vardı hatırlayacaksınız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği bir af tartışmasıydı bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu tartışmaya yanıt geldi. Kader mahkumları meselesini anlamış değilim diyor Cumhurbaşkanı. Devlete karşı işlenen suçlarda devlet bu yetkiyi kullanmış durumda ama şahıslara karşı işlenen suçlarda devletin böyle bir yetkisi yoktur diyor. Bir de Yunanistan'dan bahsedelim. Atina'ya darbeci eleştirisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşının görüşmesi sonrasında gündemimize girdi. İzmir'de bir araya geldiler. İki bakan Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğunu açmak üzere bir aradaydılar. Çavuşoğlu konuşmasında Yunan bakana barınma imkanı tanınan darbecileri hatırlattı. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik biz açıklamalarını yaptı. Dolayısıyla bu da gündemdeki yerini bu şekilde bulmuş. Üzerine daha çok konuşacağımız konulardan bir başkası olarak gündemimizde diyelim ve Ankara'ya gidelim bakalım Ankara bu konular hakkında ne düşünüyor, ne konuşuyor? Evet, Ankara ne konuşuyor, Ankara ne düşünüyor onu soracağız. Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik Ankara stüdyomuzda karşımızda bizi bekliyor. Günaydın Murat. Mine günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi İdlib'den başlamakta fayda var herhalde. Hepimizin ağzında, hepimizin kulağında, hepimizin radarında İdlib. Böyle bir hava harekatı bekleniyor muydu sence? Yoksa olmasın inşallah diye bunu yazıp çizmekle imtina mı ediyorduk? Aslında Cuma'ya kadar pek beklenmiyordu doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü Cuma günü az önce sen de bahsettin. Tahran'da çok önemli bir üçlü zirve var. Türkiye, İran, Rusya arasında üç liderin bir masa etrafında buluşacağı ve Astana sürecinin devamında hani İdlib özel başlığında, yani Suriye genel ama İdlib'deki son gelişmelerin masaya yatırılacağı ve o noktada da Türkiye'nin tezleri var. Suriye ile aslında liderler düzeyinde Rusya ile liderler düzeyinde konuşuluyordu. Hem Putin'le Erdoğan konuşuyordu ama alt düzeyde ilgililerin hepsi sürekli hani İdlib cephesinde o ateşin ortaya çıkmaması için Türkiye'nin tezlerini anlatıyordu. Ve Cuma'ya kadar da dediğim gibi hem Rusların hem de Ruslar üzerinden Rusların telkiniyle Şam rejiminin İdlib'de herhangi bir adım atmaması yönünde ciddi çaba sarf ediyordu Türkiye. Ama görünen o ki Rusya'da o masaya eli biraz daha güçlü oturmak için böyle bir adım attı. Çünkü yani sonuçta 3 gün var önümüzde, o 3 gün içinde. Gerçi şunu da görmek gerekiyor, yani bu tip durumlarda bölgede gerçekten anlık günlük gelişmeler olduğunda devletler ona göre pozisyon alıyorlar ama diğer taraftan da ne olursa olsun bütün iyi ilişkilere rağmen hani Rusya'nın özellikle Suriye'de etkinliğini, gücünü ve kendince tırnak içinde liderliğini kaybetmemek için de o masaya eli daha güçlü oturmak gibi bir stratejisi olduğu gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Şu anda Rusya'nın bu operasyonlara devam etmemesi ve Şam rejiminin de karadan herhangi bir İdlib operasyonu başlatmasının önüne geçmesi için Rusya'ya, Moskova'ya ihtiyaç var. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar var. Yapılanın sınırlı bir operasyonu
operasyonu olduğu, hava operasyonu olduğu söyleniyor. Orada uzun süredir zaten Moskova yönetiminden gelen açıklamalar vardı. İdlib bölgesindeki Rus askeri varlığına, askeri üslerine yönelik terörist faaliyetler ya da terörist bir tehdit olduğu ve bunun bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alındığı, bu çerçevede bir açıklama. Ama diğer taraftan şunu biliyoruz ki 3,5 milyon sivilin yaşadığı ve meskun mahalde o bölgedeki isimleri farklılaşan sayısız terörist grubun da o 3,5 milyon insanın içinde şehirde, yani kırsal alandaki terör kamplarında değil, şehirde, meskun mahalde olması sebebiyle hani sivil halkla teröristin ayırt edilmesinin çok zor olduğu koşullarda bir ortam var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye'nin çabası da zaten bu anlamda hem orada sivil kayıpların olmaması, hem de herhalde detayını biraz sonra konuşacağız, yine Türkiye'ye yönelik ciddi bir mülteci akınının başlamaması, yeni bir dalganın başlamaması için Türkiye elinden geleni yapıyor. Ama sonuç ne oluyor? İşte sonuç yine Rusya'nın attığı adımla bölgede çok sıcak günler, çok sıcak saatler yaşanmaya devam ediliyor. Şimdi evet, o ayrıntıyı tabii ki konuşacağız. Sadece bizim problemimiz olmaktan çıkacak diye düşünüyorum mülteci meselesi, göçmen politikası. Belki Cumhurbaşkanı'nın orada yapmış olduğu, Kırgızistan'dan vermiş olduğu mesajlar üzerinden bunu konuşmak daha faydalı olur. Ama bu kadar insanı zaten kaldırabilecek durumda değil bu coğrafya. Dolayısıyla o kapılar önünde sonunda ya biz açacağız, ya onlar açacak, ya göçmenler geçerken kendileri açacaklar. Ama bir şey olacak ve Avrupa'ya doğru da bu dalga gidecek. Ondan sebep de herhalde zaten bu birdenbire bayram değil, seyran değil, bir dost olalım mesajlarının Almanya tarafından özellikle gelmeye başlamış olması. Ya şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son dönemde yeniden göreceli bir ısınma var, sıcaklık var. Burada da liderliği Almanya yapıyor elbette. Hani bunun birkaç sebebi var. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerindeki kötüleşme, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı zamanda hem Avrupa Birliği, Kara Avrupa'sında hem de Orta Doğu'da herkesle kötü ilişkiler içinde olması, gerginlik politikası. Hani o anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı, daha doğrusu Donald Trump yönetiminin uyguladığı bu yöntemler veya bu üslup, hani bölgede unutulan dostlukları belki de tekrar hatırlatıyor diye özetlenebilir. Ama şunu söyleyeyim, dediğin doğru. Şimdi İdlib gerçekten çok önemli, çünkü Suriye'de Türkiye daha önce yaptığı operasyonlarla belirli bir mevzi kazandı. Belli noktalarda stabil bir durum yaratmayı başardı. Bunun ciddi maliyeti oldu Türkiye açısından, askeri operasyonlardan bahsediyorum. Sonrasında İdlib cephesinin açılmaması için de diplomatik manada ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyor Ankara. Ama İdlib'de dediğim gibi hani eğer kan dökülürse, ki Ankara'nın aslında İdlib'le ilgili bir benzetmesi var, bir dinamit benzetmesi. İdlib bir dinamittir ve neredeyse İdlib'de yaşanabilecek büyük bir operasyon, oradaki hareketlilik hem göç dalgasına yol açar, hem çok büyük sivil kayıplara yol açar ve neredeyse Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki hareketliliğini de düşündüğümüz zaman hani neredeyse bir 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleme gücüne sahip bir dinamit ve bu dinamitin patlamaması lazım. Ankara'nın sürekli üzerinde durduğu ve taraflara telkinde bulunduğu tez bu. Ama dediğim gibi orada uygulamada bunun ne kadar başarılı olacağını göreceğiz. Cuma günkü toplantı gerçekten çok önemli. Tahran'da yapılacak, Putin, Ruhani, Erdoğan arasında yapılacak toplantı gerçekten çok önemli. Çünkü Putin üzerinden Esad'a verilecek mesajlar var ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı toplantıya atıfta bulunduğunu, gerçi İran'ı biraz dışında tutuyorlar ama özellikle Türkiye'nin Rusya'yı ikna edebilme gücünden bahseden Amerikan açıklamaları geliyor. Aynı zamanda dün tabii James Jeffrey'nin Ankara temasları vardı. Hani kimileri de zamanlama açısından bu noktaya da dikkat çekiyor. Hani Amerika'nın Suriye özel temsilcisi buradayken Rusya'nın İdlib'i bombalamasının
aynı zamanda sadece güvenlikle ilgili değil, bir de diplomatik, siyasi bir mesaj taşıdığı tezi de var, öyle bir görüş de var. Ve Cuma günü ikinci bir önemli toplantı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yine İdlib meselesini görüşmek üzere New York'ta toplanacak. Hani bu toplantıda Tahran-New York hattında saat farkı olsa da aynı gün içinde gerçekten hani İdlib ve Suriye başlığında tarihi bir gün olacak Cuma günü, bunu görüyoruz. Mülteci konusunda da çok kısa birkaç noktanın altını çizmek gerekiyor. Evet, sadece Türkiye'nin değil, bir de tabii Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda, Kırgızistan dönüşü yaptığı açıklamalarda da var. Hani tam orada stabil bir durumu belli bölgelerde Türkiye yaratmışken ve Türkiye yıllardır topraklarında ağırladığı Suriyeli mültecilerin artık ülkelerine geri dönüşlerini konuşmaya başlamışken, bunu planlamaya başlamışken yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmak tam bir kabus senaryosu Ankara için gerçekten. Hatay'la sınırdaş olduğunu hatırlatmak lazım İdlib'in. İki nokta var. Biraz güneyde Yayladağ ve biraz daha kuzeyde Reyhanlı. Bu iki nokta gerçekten Türkiye'ye olursa olası bir göç dalgasında ana kapılar olacak. Ve tabii şunu da hatırlatmak lazım. İdlib'i çevreleyen tam 12 geçici üs bölgesi var Türkiye'nin. Askeri üs bölgesi. Bunları geliştirilmiş karakollar olarak nitelemek mümkün. Bu bölgeler, askeri üs bölgeleri, İdlib bölgesine Türkiye'yi de rahatsız edecek terörist grupların giriş çıkışının engellenmesi maksadıyla, ama İdlib'de aynı zamanda Rus askerleri var, Rus üsleri var. Dolayısıyla orada zemin bayağı bir karışık, onu söylemek lazım. Öyle bir sahada da bir askeri operasyon, ki operasyonu hani Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetleri ortada. Rusya doğrudan havadan operasyon yapmaya başlamış durumda. Şam yönetiminin karadan girmek gibi bir planı var. Türkiye kendi kazanımlarını korumak ve yeni risklerin oluşmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Diğer taraftan da dediğim gibi bütün bunlar askeri diplomatik boyutuyken, diğer taraftan da gerçekten insani boyutu var. Orada da örneğin Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklamaları var. Ondan birkaç cümle okuyayım, ondan sonra sözü tekrar sana bırakayım yine. Kerem Kınık da diyor ki bu hareketin Suriye içinde karşılanması, yani olası bir göç dalgasından bahsediyor. Biz tüm tedbirleri alıyoruz ama bu hareketin, muhtemel bir göç dalgasının Suriye toprakları içinde karşılanması ve insani ihtiyaçların, işte sağlık, hijyen, barınma gibi tüm ihtiyaçların Suriye'de giderilmesi noktasında tedbirlerimizi alıyoruz. Mobil sağlık ekiplerimiz sahaya çıkıyorlar. İdlib'deki 3 büyük merkezde, hastanede ihtiyaç duydukları tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç desteğini de kendilerine sağlayacağız. Bu işin sonu kaostur. Buradan kazanan olmaz. Bunların altını çizmemiz gerekiyor herhalde İdlib cephesinde. Dün yazdığın yazıda vurgulamışsın sen de Türkiye'nin kazanımları diye. Şimdi söylerken de Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmemesi için bir takım önlemler alınması gerektiğinin altını çizdin. Oradaki kazanımlar herhalde sadece terörden arındırılan bölgelerle sınırlı değil. Çok daha fazlasından bahsediyoruz. Kara operasyonu yapılabileceği ihtimalden bahsettin. Onun ne kadar sağlıklı ya da ne kadar olabilir görüyorsun? Kara operasyonu, Türkiye'nin bir kara operasyonundan bahsediyorsan o pek mümkün değil. Hayır, ama Şam yönetiminin İdlib'e yönelik. Şam yönetiminin İdlib'e yönelik bir kara operasyonu çok ciddi bir ihtimal ve o konuda da Esad'ı bundan vazgeçirebilecek tek kişi var, o da Putin. Moskova eğer Şam'la bu konuda ciddi bir temasta bulunur, daha doğrusu temaslarda bulunuyorlar ama Şam'ı ikna edebilirse, hani biz burayı zaten işte havadan koruyoruz, gerekirse Rus üsleri de var. Hani bu garantilerle eğer Şam'ı ikna edebilirse, çünkü Şam'ın karadan oraya girmesi her zaman Suriye cephesinde konuşulan ve Washington'ı irite eden, adeta tüylerini diken diken eden ve aslında Washington'a da bir koz veren kimyasal silah kullanılma ihtimali. İşte o ihtimal gerçek olursa biz vururuz diyor Amerika Birleşik Devletleri. Hani böyle bir üçgenin içinde gerçekten bu ihtimal var mı? Var. Ankara açısından da çok ciddi bir rahatsızlık konusu. Eğer Esad güçleri İdlib'e karadan girerse, İşte orada bugünkünden çok daha vahim bir tabloyla karşılaşacağımız bir sır değil. Maalesef şu anki gidişatta bu risk çok ciddi manada da var, öyle gözüküyor.
Peki, şimdi Tahran tarafı daha da önemli hale geldi dedik. Cuma günü yapılacak ziyaret, üçlü zirve. O taraftaki görüşmelerin hemen öncesinde ikili bazı görüşmeler olduğunu görüyoruz. Ben hiç bu kadar ikili görüşmelerin, özellikle Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki ikili görüşmelerin bu kadar sık olduğunu, her gün birini telefonla aradığını, bu kadar sık olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi Yunanistan'la bir taraftan böyle bir ilişki yürütüyoruz. İzmir konsolosluğu açılırken, başkonsolosluğu açılırken, yenilenirken daha doğrusu. Aynı gün içerisinde Pompei ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ve bütün bunların en başındaki ana hikaye FETÖ ile başlıyor ve Orta Doğu coğrafyasında yaşamanın vermiş olduğu bir gerginlik buradaki işte sıcak çatışmalara ya da bundan sonra neler yapılabileceğine ilişkin notlara bağlanıyor. Şöyle bir dış işleri diplomasisi toplar mısın bizim için? Yaklaşık 5 saatimiz varsa rahat rahat toplayabilirim aslına bakarsan. Gerçekten hani Türkiye'nin bulunduğu nokta itibariyle hani bunu hep ilkokuldan başlayarak bize öğretirler ya, işte Türkiye Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü, jeostratejik konumu vesaire. Yani o konumun fazlasıyla hakkını veren bir gündem yaşanıyor ve bu sadece son birkaç aydır da değil, yıllardır böyle bir gündemin içinde yaşıyoruz. Aslında hep yaşıyoruz ama hani tam bir ateş topu denilebilecek Suriye cephesi özellikle açıldıktan sonra çok ciddi askeri operasyonlar gerçekleştirdi Türkiye. Suriye sınırının güvenliğini sağlamak için yine işte duvarın örülmesinden tutun da orada alınan tedbirlere kadar. Aslında Türkiye kendi silahlı kuvvetler yapılanmasını bile bu cepheyi çok daha rahat ve verimli koordine edebilmek için yeniledi, güncelledi. Diğer taraftan dediğin gibi müthiş bir diplomasi gündemi yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın merkezinde bulunduğu bir gündem. Bir taraftan Washington'la konuşuluyor, diğer taraftan Moskova'yla, Tahran'la ilişkiler ortada. Hani bir tek doğrudan Şam'la teması yok Ankara'nın, ama onun da Moskova üzerinden bir şekilde arka kapı diplomasisi denilebilecek yöntemlerle koordine ediyor ve devam ettiriyor Türkiye. Avrupa Birliği ile ilişkiler bir yanda, evet dediğin gibi Suriye, hani bunun içinde bir dönem ciddi manada birinci başlığımız Avrupa Birliği ile yaşanan sıkıntılarda da Güney cephesinde, Irak cephesinde PKK'ydı. Sonrasında işte Suriye cephesi açıldı. Bir de FETÖ gündemimiz var. Yunanistan'la bile FETÖ konuşmak zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri gelen başlıklardan biri o. Avrupa keza aynı şekilde. Ay sonunda bir Almanya seyahati olacak Cumhurbaşkanı'nın. O seyahat öncesinde Almanya'dan gelen sıcak mesajlar belki de şu son dönem gündeminin Türkiye açısından en rahatladığı veya Türkiye'nin Ankara'nın biraz yüzünü güldüren başlık olarak değerlendirilebilir. Ve bir bütün içinde değerlendirildiğinde hani bazen artık gündeme bile gelmiyor ama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un bize yaptığı günlük bilgilendirmeler oluyor. Orada biz görüyoruz ki hani Sri Lanka'dan tutun da Kanada'ya kadar dünyanın çok farklı coğrafyalarından Dışişleri Bakanları'yla o kadar sık telefon görüşmesi yapılıyor ki adeta gün içinde Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir kulağından telefonun hiç düşmediğini söylemek mümkün. Bu ciddi bir, yani bu anlamda da bu diplomasinin yürütülmesi elbette şart. Bazı coğrafyaları ihmal etmemek gerekiyor. Türkiye gibi çok taraflı dış politika uygulayan ülkelerde bu proaktif dış politikanın sonuçlarını almak önemli. Sonuçlarını alırken belli noktalarda hayal kırıklıklarına uğramıyor mu Ankara? Uğruyor. Ama bu politikanın bu şekilde devam edeceğini, bu tempoyla devam edeceğini de biliyoruz artık. Peki bu İdlib meselesini bitirmeden hemen önce işte çok girift ilişkiler içerisinde olan, çok iç içe geçmiş ilişkiler içerisinde olan İran, Rusya ve Çin'den çok sık zaten bahsediyoruz. Türkiye bu coğrafyada olduğu için mecbur kalıyor. Amerika zaten her şeyin içerisinde. Dur ben bundan da bir eksik kalayım demiyor. Dolayısıyla hani gerçekten böyle çok kafa karıştıran, herkesin başka bir şey söylediği bir hal alıyor. Bir de ara ara böyle bir İsrail lafı duyuyoruz ya. İsrail bu hikayenin neresinde yer alıyor bu sefer? Yani aslına bakarsan İsrail Devleti'nin bu coğrafyada olan biten her konunun doğrudan içinde. Hani çok az konu vardır ki dolaylı olarak içinde olsun. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle içinde olduğu her konunun doğrudan İsrail'in de içinde olduğunu söylemek lazım. Bu bir sır değil. Bölgede İsrail'in güvenliğini
ilgilendiren noktalar, özellikle İran'la ilişkiler, ki hani o hiç bitmeyen İsrail-İran gerginliği bölgede birçok noktayı, birçok gelişmeyi belirliyor. İsrail'in güvenliği Amerika Birleşik Devletleri için olmazsa olmazlardan biri, hatta belki de ilk sırada olanı. Dolayısıyla İsrail Devleti'nin menfaatleri doğrultusunda yapılması gerekenler, İsrail belki bu konuda açıklama yapıyor ama o son nokta, bilinsin ki o son nokta ne zaman Kudüs'ten, Tel Aviv'den bir açıklama gelse, onun artık o iş kotarıldıktan ve belli bir aşamaya, olgunluğa eriştikten sonra olduğunu bilmek lazım. Öncesinde sessizlikle geçen dönemde zaten Washington Kudüs hattında bütün bu süreç kotarılır, belli bir aşamaya gelir, ondan sonra açıklamalar yapılır. Hani diğer taraftan da işte Filistin'e yönelik politikaları bir taraftan, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının yarattığı, bölgede yarattığı depremi hatırlayın. Onun artçıları aslında belli aşamalarda devam ediyor. Hani böyle bakıldığı zaman Türkiye ile ilişkileri son yıllarda önce çok kötü, ondan sonra biraz belki düzelir gibi oldu ama hala çok kontrollü bir gerginlik var Türkiye ile İsrail arasında. Karşılıklı bir güven bunalımından bahsetmek de mümkün. Dolayısıyla İsrail'in de bütün bu gündemin içinde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu kadar yoğun diplomasi içeren, politika içeren Ankara'nın o her türlü gri deni kasvetini ortaya koyan bir gündemin ardından tüm Türkiye'nin gündemine geçelim. İşte benim çocuğum yok ama şu son süreçte özellikle çocuklarla ilgili çıkan haberler beni müthiş derecede irite ediyor. İşte okullar açılıyor, bir öğretmen çocuğu olarak ayrıca ilgi duyuyorum okulların açılmasına, öğrencilerin nasıl yetiştirileceğine, eğitim politikalarına. Dolayısıyla ben de okuyorum, ediyorum ama sen elbette benden çok daha fazlasını yapıyorsundur. Üç çocuk sahibi bir baba olarak, kıdemli bir veli olarak. Bugün enteresan bir habere denk geldim Vatan Gazetesi'nde. Çocuk okullar açılırken kurşun geçirmez çanta satışı. Şimdi, çanta, kurşun geçirmez. Hayır dedim ya, herhalde bir şey yanlış okuyorum. Sabah sabah uyanamadım mı ben, kahvemi içmedim daha acaba derken bir baktım gerçekten haber böyle. Özellikle son yıllarda okul saldırıları gerçekleşen Amerika'da diye başlıyor haber. Kurşun geçirmez çanta büyük rağbet gördü. Şimdi küçücük çocukların kurşun geçirmez çantalarla Amerika gibi liberal olduğunu savunan, özgürlükler ülkesi olarak kendini tüm dünyaya lanse eden bir ülkede hele böyle bir şeyin çıkmış olması acaba başka ülkelerde neler olacak sorusunu gündeme getiriyor bence. Biraz bunu tartışalım istiyorum. Dediğin doğru. Yani hem bir gazeteci hem de bu işlerden rahatsız olan, ciddi manada rahatsız olan bir veli, bir baba olarak insanın kaygılanmaması mümkün değil. Bizim gazetede o haberi gördüğümde ben de sabah sabah dedim ki yani hani biraz espri mi, yani böyle sembolik bu konuya dikkat çekmek. Amerika Birleşik Devletleri'nde malum okul saldırıları her yıl bir iki defa yaşanır ve çok ciddi kayıplar olur. En son zaten haberde de var, 14 Şubat'ta Florida'da bir lisede 17 kişinin öldüğü bir silahlı saldırı vardı. O olay hatırlatılarak verilmiş bizde de haber. Önce dedim yani sembolik herhalde ama değilmiş gerçekten. Üstelik iki tip, yani okul çantası, sırt çantası, ön tarafta da o bildiğimiz çelik yelek, bir manken üzerinde, hatta fotoğrafı da var haberde. İki tip yapılmış. Yani bunların kaç yaşındaki çocukların kullanabileceğini de düşündüğünüz zaman, yani neredeyse ilkokul çağındaki çocuklardan itibaren kullanılabilir bir vaziyette. Düşünün, anne baba olarak çocuğunuzu sırt çantasının ön tarafı ve arka tarafı da tabii yani bütünüyle vücudunun üst kısmını koruyacak bir çelik yelekle birlikte okula yolluyorsunuz. Hani bu veliyi geçtim de çocuğun psikolojisi üzerinde nasıl bir etki yaratır, bir de onu düşünün. Hani filmlerde veya bilgisayar oyunlarında gördükleri ilk başta oyun gibi gelebilir ama sırtlarında 3 kiloluk, ince olanı 3 kilolukmuş ki o 9 milimetre mermilere dayanıklıymış. Haberde o detay da var. Yani bir tabancadan çıkan 9 milimetre mermi. Daha ağır silahlar, işte Kalaşnikov ya da M16 gibi ağır makinalı tabir edilen tüfeklerden çıkan mermilere dayanabilecek. İkinci bir tipi daha varmış. O biraz daha kalın ve dolayısıyla daha ağır olmalı.
Yani böyle bir haberin artık gelinen noktanın bu olması, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu olması, dünyanın farklı coğrafyalarında da maalesef yaşanıyor bu tip olaylar. Hani bizim okullarımızın güvenliğinde, hani şükürler olsun, umarım bizim böyle bir ihtiyacımız olmaz, ama bizim okullarımızın da özellikle çevre güvenliği açısından çok ciddi önlemlere ihtiyacı var. Milli Eğitim'de yeni bakanla birlikte hani müfredatta ve anlayışta yapılacak değişiklikler var elbette, ama aynı zamanda kolluk güçleriyle birlikte ve yargının, elbette yasal düzenlemelerle birlikte yargının da bu konuda yapacağı çok iş var. Sadece çocukların can güvenliği değil, aynı zamanda sağlıklarının da güvenlik altında olması, okulların çevresindeki uyuşturucu konusu gibi, çocuğa yönelik, kadına yönelik şiddet gibi, tacizler gibi, tecavüz gibi, okulların hedef olduğu, öğrencilerin hedef olduğu çok ciddi sorunlarımız var devraldığımız geçmiş dönemden. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı başlarken hani elbette böyle kara bir senaryoyla insanları rahatsız edecek şekilde başlamak belki iyi değil, ama bunlara da dikkat çekmeden olmaz. Gerçekten herkesin bu anlamda bir alarm durumunda olması, hani belki kırmızı değil ama en azından bir sarı alarm seviyesine hepimizin, öğretmenlerin, okul yönetimlerinin, velilerin ve tabii çocuklara da aynı bilinci vererek okula biraz öyle yollamamız gerekiyor. Yeni dünyanın maalesef gerçeklerinden biri bu. Acı ama gerçek. Şimdi bu haberi görünce konuşmadan geçmek istemedim. Okullarda işte kademeli olarak açılıyor artık. Yavaş yavaş daha ufak yaştaki çocukları alıştıracaklar. Pazartesi'den itibaren tüm eğitim öğretim hayatı, evet, başlayacak. Dolayısıyla hem onlara başarılar demek isterim, hem neler yapılması gerektiğini konuşmak isterim. Hatta bundan sonra programın en azından birkaç dakikasına önümüzdeki süreç içerisinde de ufak ufak bu tip haberlerden eklemeyi teklif ediyorum diyeyim Ankara Temsilcilerine. Seyircilerimizle bunları da konuşalım. Yani çok Ankara'da direkt aslında olarak ilişki kurmak öyle lazım. Çünkü yani bunun için, evet, bunun için sadece veli olmak, anne baba olmak gerekmiyor. Dediğin gibi hani bu gerçekten hepimizin sorunu, hepimizi ilgilendiren bir sorun. Ve sadece bir kesimin, sadece eğitimcilerin, sadece öğretmenlerin, okul yönetimlerinin ya da sadece velilerin, öğrencilerin yapacağı bir konu değil. İlgilenmesi gereken bir konu ve çözmesi gereken bir konu değil. Onun için herkesin bu konuda farkındalığı, duyarlılığı artırmak için yapacağı bir şeyler var. Daha çok öğrenci arkadaşlarımızın tarafındayım ben veliler yerine. Onlara da ama böyle bir not iletmeden duramayacağım. Happy Topu hayattaki tek sorumluluğunuz oturup ders çalışmak, 3-5 satır kitap okumak, öğretmenlerinizi dinlemek. Sonrasında sıkışmayın. Gelin siz bu sene bu işi pazartesiden itibaren sıkı tutun başından. Böylece siz de hiç daralmayın, anne babanızı da darlamayın diyeyim. Bir not da onlara olsun. Ankara'ya sevgiler Murat. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Kolay Hadi geçelim gelsin. O zaman bir iç piyasaları konuşalım artık. Evet, iç piyasalarla devam ediyoruz. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'yla birlikteyiz. Piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, var mı çocuk? Ederim. Var. Biz de hazırlıklara başladık. Pazartesi. Aslında 8. sınıf sanıyorum birçok okulda olduğu gibi onlar biraz erken de başladı. Geçen hafta pazartesiden beri gidiyorlar. 8. sınıflar ortaokul son sınıf gibi oluyor. Onların daha zor ve yoğun bir yılı oluyor. Biz o süreçteyiz şu anda. Ben o arayı kaçırdım. Benim dönemimde ilkokul vardı, ortaokul vardı, evet, lise vardı. ÖSS'ye girerdik, ÖYS'ye girerdik. Kazanırsak giderdik, kazanmazsak bir daha hazırlanırdık. Şimdi dolayısıyla orayı ben kaçırdım. Ve çok fazla sınav var. Evet, çok fazla var. Bu işte 8. sınıf o açıdan biraz daha şey... Ne olur çocuğu daraltmayın hocam, ders çalış, yok, ders çalış onu, diye. Yok, o nasihatleriniz çok önemli. Lütfen. Ben bile diyorum, hani o kadar yaşı aldım artık, yok, diye ben bile diyorum ama yani. Ben bile test ve toz çocuğu olarak büyüdüm. Sürekli elinde bir test kitabı, sürekli işte bir şeylere yetişmenin telaşı. Öyle olmasın. Dolayısıyla hep öğrenci arkadaşlarımızdan yanayım. Hiç anne babalar çok kızıyor bana bu konuda ama yok, ben de onlardan destekliyorum yanayım. Sizi. Ben de destekliyorum. Peki geçelim ekonomiye. Ekonomide kimden taraf olacağız bilemiyorum. Şu haberle başlayalım. Sabah
yani acaba bunun etkisi ne olur dedirten bir haberdi benim için. Aslında hani kafamda enflasyondan başlamak vardı. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de yapacağı toplantıyı konuşmak vardı ki konuşacağız tabii ki. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle ihracatçılara kazandıkları dövizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirmek ve bunun %80'ini de bankada tutma zorunluluğu geliyor. Evet. Tim Başkan İsmail Gül ile uygulamaya şaşırdıklarını söylüyor. Bu arada bunu döviz olarak mı tutacaklar %80'ini? Mevduat haline tutacaklarsa o verginin %20'ye çıkmış olmasından, stopajın %20'ye çıkmış olmasından dolayı ayrıca bir zarar görmeyecekler mi? İhracat tarafı bizim için şu anda hiç olmadığı kadar önemli. Hep önemliydi ama şimdi hiç olmadığı kadar önemli. Dolayısıyla zorlayıcı bir karar gibi geldi bana. Siz nasıl yorumlarsınız? Yani genel anlamda aslında direkt işin içinde olanların daha da fazla ayrıntılarını bildikleri ve sıkıntıları gördükleri bir karar olduğunu da anlıyoruz. Yani Türkiye'nin şu anda dövizle ilgili döviz talebi, döviz arzına yönelik bir takım düzenlemeleri peş peşe getirdiğini görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi görünüyor. Yani burada normal koşullarda zaten ihracatçının o ihracat gelirini ülkeye getirmesini ve ülkenin işte hem döviz rezervini arttırmasını, o kaynaklarla yeni yatırımlar yapmasını bekliyoruz ama burada daha önce olan, önceki dönemlerde olan, sonra kaldırılan bir uygulamanın yeni bir oranla yeniden devreye girdiğini 2008'de görüyoruz. 2008'de de aynı şekilde konmuş bu kural. Daha düşük orandı. Bu kadar şey yapmamıştı. Daha düşük gelmedi. Bir orandı. %50 idi sanıyorum. Şimdi %80'e çıktı. Tabi burada kritik nokta şu. İhracatçıların ithalat girdisi de yani ciddi bir döviz ödemesi de söz konusu. Hı hı. Yani bunu euro'ya getirip TL'ye döndürdükten sonra oradaki kur farkı ya da yani dövize ihtiyacı olan bir firmanın bu dövizi tekrar elde etmeye çabasından doğan bir riski ve bir maliyeti olabilir. Bu anlamda da sanıyorum sektör temsilcilerinin hani kaygılarını içeren yorumlar da görüyoruz. Belki sektörle bazı kararlar hani süreç içerisinde revize ediliyor. Bu anlamda yeni bir düzenleme olabilir. Bazı ayrıcalıklar olabilir ama şu önemli. Bu da sanıyorum kısa bir süre, 6 ay diye hatırlıyorum. Şimdilik böyle bir uygulama için. Yani Türkiye ekonomisinde, ekonomide olağanüstü dövizle ilgili bir hareketliliğin yaşandığı döneme yönelik bir çözüm. Yani bu anlamda bazı firmaların sıkıntıya girmesini engelleyecek çözümler getirilebilir diye düşünüyorum ama geçici olması önemli. Hani piyasaya müdahalenin kalıcı olmaması anlamında. Fakat sektörün mikro bazda yapacağı uyarılar ya da taleplerini dikkate almak yerinde olur kanaatindeyim. Peki şimdi madem böyle uygulamalardan, geçici uygulamalardan, geçici tedbirlerden bahsettik, bir başka geçici meseleden bahsedelim. Bu faiz oranları tarafı. Evet. Ve mevduata verilen, daha doğrusu getirilen stopaj tarafı. Şimdi orada vergi mi düştü? Yoksa faiz mi düştü? Yoksa yani, faiz düştü, vergi kalktı. Anladım. Dolayısıyla benim aldığım faiz aynı yere geldi gibi bir noktada mıyız? Şunu kastediyorum, izleyicilerimiz açısından daha açıklayıcı bir soru olsun ki yani neyi soruyor demesinler. Şimdi bir bankaya gidiyorsunuz, ortalama diyelim %17, %18 civarında bir faiz almayı umuyorsunuz. Bekliyor, evet. Ondan sonra bankacınız size diyor ki, ya Erhan Bey, stopaj burada sıfırlandı ya ya da işte %5'e indirildi ya ya da %3'e vadesine göre indirildi ya. Tamam işte buradaki durum kalktığı için siz buna vergi ödemeyeceksiniz. Dolayısıyla %18'den değil de ben sizin mevduatınızı %16'dan bağlayayım. Niye? Ama çünkü zaten %18'e geliyor o zaman. Evet. Tamam şimdi o zaman niye vergiyi indirdik? Doğru. Yani bunun Moody açısından karı nedir? Hangi motivasyonla parayı TL'ye dönsün? Hangi motivasyonla gitsin bir yılın üzerinde bir hesap açtırsın da o stopajın sıfır olmasından yararlansın? Ya da başka bir amaç mı vardı? Yani şöyle, aslında faiz piyasada belirleniyor. Bankalar talebe göre, kaynak ihtiyaçlarına göre o faizi belirliyor ve işte birbirine yakınlaşıyor diyelim, yakınsıyor o faizler. Vergi ise ekonomi otorite tarafından, yani ekonomi yönetimi tarafından belirleniyor. Ekonomi yönetimi mevcut durumda Türk lirasına talebi, Türk lirasına cazibeyi arttırmak için
bir uygulama başlattı. Herhangi bir faiz oranında, neyse o faiz, bu stopaj daha düşük olacak dedi. Tabii kritik nokta şu, bu karar çıktıktan sonra bir gün öncesi ve bir gün sonrası bankaların ödediği mevduat faizi değişiyorsa hani burada bir sıkıntı olabilir. Çünkü faizin bir günde değişmesini gerektirecek düşmesi ya da artması bir günde o kadar hızlı hareket olamaz. Yani ne enflasyon hani bir günde zaten bir süreçtir iner ya da çıkar ne ya da ne de çok çok majör bir risk ortaya çıkmadıkça faiz bu kadar etkilenir. O açıdan hani ya önceki faiz çok yüksekti ya sonradan söylenen düşük oluyor. Burada piyasa dengesini bulacaktır. Zaten şöyle bir denge olacak muhtemelen. Tasarruf sahibi Türk lirasından aldığı getiriyi beğenmediği anda o bankadan teşekkür edip çıkacak. Başka bir bankaya gidecek ya da hiçbirinden memnun olmuyorsa alternatif yatırım araçlarını düşünecektir. Bankaların da böyle bir kaynağa ihtiyacı olması bir süre sonra o faizi neyse tırnak içinde o değer oraya doğru müşteriye biz bu faizi veriyoruz noktasına getirir. O açıdan bu bir geçiş sürecidir. O dengesini bulur kanaatindeyim. Tasarruf sahibiyle bu tasarruflar aracılık eden bankaların o ortak noktası. Ama burada bizim açımızdan kritik nokta mevduat faizi olsun, kredi faizi olsun, Merkez Bankası'nın politika faizi olsun. Bu faizlerin inip çıkmasında iki şey çok önemli. Birisi enflasyon. Diğeri de risk primi dediğimiz hani içine birçok şey koyduğumuz. Bugün konuşmak istemediğim iki konu. Şimdi izleyicilerimiz de sormuş risk primi için ne düşünüyorsunuz diye. Evet o konu aslında konuşması çok zor. 574 olduğunu düşünüyorum an itibariyle. Şimdi iki konuyu da mecburen tabii konuşacağız. Gelen sorular tarafından da konuşmak mecburiyetinde kalacağız. Birazcık o zaman şöyle üstünden geçelim. %32'lere doğru gelen bir üretici enflasyonu. Bu sefer üretici tarafını konuşmayı daha doğru buluyorum. Tüketici çünkü 2 ay sonra falan herhalde yansır üretici fiyatları. 2 ay yani teşkil ediyor. 3 ile 6 aya kadar bir süresi var. Yani yansıma için ama tabii ilk en yoğun olduğu ilk 3 ay ve tam ortası 2 ay. 2-2,5 ay içinde yansıma olasılığı yüksek dediğiniz gibi. Yani üfenin özelliği maliyet enflasyonunu yansıtır. Kur artışı ve dünya ham madde fiyatlarındaki artışın hemen ve hızla yansıdığı bir endekstir. Ağustos ayı ya da son aylarda üfede gördüğümüz yüksek oranlı artış dünya ham madde fiyatlarının da genelde istikrarlı yatay ya da hatta aşağı gittiği bir ortamda kurdan kaynaklanıyor. Yani kur artışı buraya hemen yansıyor ve biz bunu üfede net bir şekilde görüyoruz. Şimdi çünkü birçok ithal girdi. Yani üreticinin kullandığı birçok ürün ithal ve bunların fiyatı direkt kura bağlı. Bunun TÜFE'ye normalde de yansımasını bekleriz. Ama son dönemde de hep sık yorum yapıldığı gibi TÜFE, ÜFE'ye mutlaka yani ÜFE'deki artış TÜFE'ye yansır. Yansıma oranı önemli. Bu da taleple alakalıdır. Eğer ekonomide çıktı açığı azsa, yani bu ne demek? Talep güçlüyse, potansiyel üretim kadar talep varsa büyük oranda yansır. Talep zayıfsa, şu anda Türkiye'de olduğu gibi yani bir çıktı açığı varsa, potansiyel üretim gerçekleşen talepten fazlaysa, perakendecilerin üfedeki artışı yansıtması daha sınırlı olur. Hı hı. Şimdi öyle bir dönemdeyiz. Yani yansıyacak ama talep koşullarındaki gerileme, biz bunu ithalattan, güven endekslerinden, birçok öncü veriden görüyoruz. Perakendecilerin yansıtmasını görece sınırlayacak. Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi dolar yönünden etkisi nasıl olur sizce demişler. Şimdi aslında normal koşullar altında bu tip görüşmelere göre dövizin belirlendiği günleri maalesef yaşıyoruz. Ama hani keşke ekonomik gerekçelerle belirleniyor olsaydı da biz de rahat rahat nefes alsaydık, analizlerimize dönseydik. Doğru. Nasıl bir öngörüde bulunursunuz? Yani şöyle, şimdi önümüzdeki günler önemli. Ayın 7'si sanıyorum Cuma günü oluyor. Önemli bir toplantı var. Zirve var. Yani İdlib meselesi ve onunla ilgili konular şu anda ön plana çıkıyor. Tabii ki bu görüşmeler önemli ama fiiliyatta, somutta nasıl bir, yani o üçlü zirveden nasıl bir sonuç çıkacak ve fiiliyatta İdlib'de neler yaşanacak? İşte Trump tweet attı, arkasından Rusya'nın bombaladığını gördük falan. Yani çok hareketli ve hani bu anlamda da ciddi gelişmelerin olabileceği günlerden geçiyoruz.
Bu açıdan bu tür görüşmelerin etkisi sınırlı kalır. Ama Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler son 1,5 aydır çok odağımızda olduğu için Türkiye-Amerika arasında belli konularda mutabakatın olması, hani birlikte hareket etme eğilimi döviz açısından genelde en azından olumsuzluğun önüne geçebilir. Hı hı. Fakat somut olarak aslında çok denklemli bir sorunla karşı karşıyayız. Çok bilinmeyeni var, çok aktörü var. Bu aktörlerin atacağı adımlar sonucunda ortaya çıkacak durum daha fazla belirleyecektir kurun yönünü. Dolar bugün ne olur? Tabii doğal olarak gelen sorular ve dolar bugün ne olur? Çok zor bir soru. Sizce bunu biliyor olabilir miyiz? Ya onu maalesef bilmiyoruz. Ya da bir söyler miyiz? Yani evet, o çok zor kuru tahmin etmek. Yani şöyle, dün reel kur endeksi de yayınlandı. İktisatçı olarak biz ya ona bakıyoruz ya bazı teknik göstergelere bakıyoruz. Şu anda Türk lirası ekonomik olarak olması ya da beklenen diyelim dalgalanma bandının dışında bir yerlere doğru çıktı. Yani ekonomi dışı faktörlerin çok etkilediği bir alanda. Dolayısıyla böyle bir alanda ekonomist olarak tahmin yapmamız zorlaşıyor. Hata payı artıyor. Tahmin yapmakta zorlanmak deyince Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında ekonomist arkadaşlarımızın ki pek çoğunu tanırım 200 bazla 1000 baz arasında değişen oranlarda tahminlerde bulunmuş olması, hiç bu kadar marj açıldığını hatırlamıyorum ben. Yani 2 puan neresi, 10 puan neresi? Neresi? Doğru. Yani şu, Merkez Bankası'nın açıklaması duruşumuzu değiştireceğiz. Yani yeni bir duruş alacağız demek. Hani mevcut faizde, mevcut para politikası fonlama faizinde yeni bir noktaya gideceğiz demek. Dolayısıyla piyasa ya da ekonomistler faizde bir politikada değişikliğin olacağı, bir arttırım olacağı yönünde bir çıkarım elde etti ve doğal, normalde diye düşünüyorum. O çıkarımı biz mi elde ettik, yoksa Merkez Bankası açık arkadaşlar ben faiz artıracağım mı dedi? Evet, sizin hatta tweetinizde de hatırladığım kadarıyla daha açık olamazdı diye. Bana göre daha açık olamaz. Evet, yani çok en güzel yorumlardan birisiydi. Çünkü duruşumuzu değiştireceğiz, yeni bir duruş alacağız. Yani o durduğu yer bir faiz. Onu değiştireceğiz diyor. Şu anda indirmesi pek söz konusu olamayacağına göre faiz arttırımı çıkarımında bulunmak doğal. Ama tabii ki şu da var, yani daha neredeyse 10 güne yakın bir süre var. Uzun bir süre. Hani çok, çok uzun bir süre. Önümüzdeki hafta yaşanacak gelişmelerle atıyorum dolar kuru, biz bayram öncesi 5.70'lerden falan başladık. Şimdi 6.70'leri görüyoruz. Belki bir hafta sonra da tekrar 5.70'i görürüz. Bilemiyorum. Hani mesela o zaman Merkez Bankası'nın faiz kararı ile bugünkü faiz kararı farklı olur. O açıdan da gerçekten merkezin nasıl bir adım atacağını kestirmek zor, ama merkezin normal koşullarda mevcut enflasyonun üzerinde risk primde dikkate alan bir yerlerde denge bulmaya çalışmasını beklemek çok yanlış olmaz gibi gözüküyor. %20'lere giden, biraz üstüne giden bir enflasyon onun herhalde minimum referansı ve bunun üzerinde bir yerlerde olması gibi bir hedefi olur diye düşünüyorum. Faiz dışı enstrümanlardan da belki konuşmak gerekir ki faiz dışı enstrüman tarafında da bence çok fazla adım atıldı. Evet, onu da daha çok kullandı. Her seferinde söylüyorum ben, Merkez Bankası'na bu kadar fazla anlam yüklemek doğru bir şey değil. Merkez Bankası bu kadar anlam yüklenecek bir kurum değil çünkü. Evet, önemli bir veri seti var. Ama günün sonunda enflasyon, yani fiyat istikrarını sağlamakla mükellef olan ve bu amaçla sadece adım atması gereken bir kurum. Doğru. Bu kadar üstüne, omzuna yük bindirirseniz o da ne yapacağını ya da doğru adım atmak konusunda daha çekingen davranabilir en basit tanımıyla. Bu arada 13 Eylül'de bizde toplantı, 20 Eylül mü FED toplantısı? Ondan bir hafta sonra da... Yanlış söylüyorum, galiba öyle olması lazım. Tam işte o civar, 19 ya da 20 olabilir, 2 gün sürüyor. Evet. 20'sinde açıklanacak muhtemelen. Dolayısıyla yani ondan bir hafta sonra da Amerika Merkez Bankası'nın bir faiz kararı gelecek, onu dinleyeceğiz. Ve gördüğüm kadarıyla o medyan tahminlerine baktım. O tarafta da Eylül ayında bir faiz artırımı ihtimali giderek masanın üstüne gelmiş durumda. Artık yapacaklar herhalde. Yani o ihtimal... Çok büyük sürpriz olur yapmazlarsa. Evet. Yani en az Bernanke'nin Mayıs 2013'te ki çıkışı kadar şaşırırım bu sefer faiz artmazsa. Yani çok çok sürpriz olsun. Ben tam tersine bu toplantıda
daha da nasıl şahin bir tutum olacağını düşünüyorum. Çünkü Amerikan ekonomisindeki büyüme rakamları ikinci çeyrek dörtlerin üstünde. Üçüncü çeyrek daha da dördün üstünde. Biri 4.2, 4.7'ye doğru gidiyor şu andaki tahminler. İşsizlik dördün altında, büyüme 5'e doğru gidiyor. Yani bu vergi indirimleri, Trump'ın hani bir ticaret savaşına girdi ama içeriği de büyütürken, yani içeride ekonomik sorunları minimize edecek, içeride insanların ekonomiden daralmasını minimize edecek bir noktada dünya ile ticaret savaşına girme noktasına geldi. İçeride sorun yok Amerika'da görünüyor. Yani büyümesi, işsizliği iyi. Ha bu devam, yani sonsuza değin gitmeyecek. 1-2 yıl gidecek ama şu anda iyi. Ve Fed de bu noktada 1-2 sene sonra olası sorunlar yaşayacak Amerikan ekonomisinde faiz indirimine gitme ihtimali de yüksek bir banka bence. Şimdi ne kadar arttırabilirse o kadar gayret edecek. 2019'da ki faiz arttırım öngörüsü yükselir diye düşünüyorum. Yani 2, 3, 4 yani beklentileri yükseltecek. Hı hı. Düşündüğünüzden daha fazla faiz arttırabiliriz sinyali gelebilir. Bu da tabii bizim gibi ülkeler için bir miktar daha bir volatilite ve sıkıntı anlamına gelir. Şimdi bence. Biz ve bizim gibi ülkeler için dünya tarafından bakınca iki ana başlığı daha konuşuyoruz. Ticaret savaşlarını konuşuyoruz. Biraz gündem dışına doğru hafif hafif ittik galiba onu. Ya da bu coğrafyanın çocuğu olarak çok uzun süre bir şey konuştuktan sonra tamam yeter artık bunu konuşmaya gerek yok deyip bir kenara mı kaldırıyoruz bilmiyorum. İkinci bir başlık da bulaşıcılık etkisi. O bulaşıcılık etkisini de herhalde Arjantin'le birlikte konuşmaya başladık. Ardından Güney Afrika, ardından diğer gelişmekte olan ülkeler. Dolayısıyla var mı öyle bir bulaşıcılık etkisi ya da ne kadar bulaştı? Kimi karantinaya alalım? Yani mutlaka var. O kadar küresel, global bir dünyadayız ki yani finans sistemi o kadar network güçlü bir şekilde gidiyor ki. Yani Türkiye Avrupa'nın en büyük ticaret ortaklarından birisi. Türkiye en çok Avrupa'dan yatırım almış bir ülke. Türkiye ekonomisiyle ilgili bir sıkıntının ilk sıkıntı çıkaracağı yerlerden birisi Avrupa olur. Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri var. Gelişmekte olan Avrupa diye bir bölgesi var. Her biri farklı boyutta etkilenir. O gelişmekte olan Avrupa, gelişmekte olan ülkeler de diğer gelişmekte olan ülkelerle ilgili benzer sepet, benzer risk rasyoları ile etkilemeye başlar. Mutlaka o etki var diye düşünüyorum. Zaten bunu net bir şekilde de son 1-1,5 ayda test etme imkanını bulduk. Yani Türkiye olmadığı kadar dünya ekonomi basında ön plana çıkıyor. Ve hep analizlerin çoğu Türkiye sorunu ne yapar, ne olur ama bu sorun diğer ülkeleri nasıl etkiler? Yani hep kafa yorulan alan bu. Avrupa da çok kafa yoruyor. Yani bu sorunun bize yansıması ne olur? Gelişmekte olan ülkeler, büyük fonlar, yatırımcılar da gelişmekte olan ülkelerle ilgili portföylerini yakından izliyorlar. Yani o açıdan o çok net ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bu anlamda bir ülke içinde değil herkes aynı gemide. Belki dünyada da gittikçe herkes aynı gemide olmaya başlıyor. Yani o doğru. Bir gezegen olarak aynı gemiye binmeye başlıyoruz belki de. Yerli parayla ticaretin çalışmadığını artık herkes anladı sanırım. Çok da konuşulmuyor artık demiş. Ben bu görüşe çok katılmıyorum. Çünkü gerçekten sıkı ticari ilişkilerin olduğu ülkelerle, işte Rusya ile mesela tek taraflı olmayan ticari ilişkilerden bahsediyorum. Aynı şey İran için mesela o kadar söz konusu olmayabilir. Çin için bence hiç söz konusu olmaz. Ama Rusya bu anlamda önemli ülkelerden bir tanesi. Gelen turist harcasın burada ruble. Biz de enerjiyi alalım TL evet. TL. Yani şöyle, yani bir kere faydası olmuyor demek yanlış olur. Ben o olur. Neden olmasın? Biz kendi bastığımız para cinsinden ödemeyi yapıyorsak direkt dövize bir miktar talebi azaltıyoruz demektir. Bu %1 de olsa, %5 de olsa önemlidir. Yani bir sıfırdan büyüktür ve mutlaka artısı vardır. Ama orada kritik nokta şu, biz genelde bahsettiğimiz ülkeler ve çoğu ülkeyle dış ticarette açık veren taraftayız. Yani ithalatımız ihracatımızdan fazla, işte Çin'le de öyle, Rusya'yla da öyle falan. Bizim burada kendi paramız cinsinden ticaret yapabileceğimiz kısım ithalat yaptığımız kadar kısım olacak. Yani biz fazladan onların bize sattığı ürünü
TL olarak ödeme yaptığımızda çok kabul etmeyecekler muhtemelen. O yüzden Rusya örneğini veriyorum. Çünkü evet. Rus turistin buraya bir Çinli turistten daha fazla geldiği ya da işte Çin'e yaptığımız ihracatın çok daha sınırlı olduğu ortada. Doğru. O yüzden Rusya güzel bir örnek sanki. Evet, yani o Rusya'nın işte biz 20 milyar dolar civarı ithalat, 6-7 milyar dolar ihracat. Dolayısıyla yani bizim ihracatımız, ithalatımız yani ithalatımızın tamamını ödememiz mümkün değil. Hı hı. İhracat kadarını ödememiz mümkün. Yani benim çok kabaca yaptığım hesap bizim 400-450 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. İhracat artı ithalat. Biz bunun bu tür anlaşmalarla 20-25 milyar dolarını TL cinsinden yapma imkanına kavuşabiliriz işin sonunda. Yani bu çok az bir rakam değil. Ama 400 milyar dolarlık bir hacimde de %5 eder. Yani %95'i hala rezerv dediğimiz dolar, euro cinsi paralardır ama %5'i de küçümsememek lazım. Hiç yani küçümsememek o açıdan lazım. Önemli ve bu çabaları desteklemek lazım. Üstelik şu da doğru, bu bugünün yarının meselesi değil ama belki 5 yıl, belki 15 yıl, belki 25 yıl sonra yuan gibi, euro başka bir formatta, ruble gibi paralar dünyada daha öne çıkacak paralar da olacak. Yani Amerikan dolarının gerçekten tahtı değişebilir ama buna çok daha zaman var diye düşünüyorum. Düşmese bile yerine alternatifler de gelecek. Bizim için de onlarla yapıyor olmanın da bir artısı olur. İşte dolayısıyla 5 yıldan 10 yıllık vadeden bahsediyorsak işte hep soruyor izleyicilerimiz yapısal reform dedikleri ne diye. 5 yıllık 10 yıllık projeksiyonlardan bahsediyoruz. Bir gün böyle olabileceğini öngörülüyorsa bugünden o adımların atılması, o güne hazır olunması gerekiyor. Zira fırsatlarda hazır olanlar için ortada duruyor. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bir kısa ara vereceğiz parametreye. Sonrasında kapatmak üzere buradayız. Evet, parametreyi kapatmak üzere tekrar karşınızdayız. Şu hızlıca rakamların üzerinden geçelim. 93.189 endeks değerinden açılacağız Borsa İstanbul cephesinde. Dünyanın genelinde satıcılı bir seyir izlendiğini söyleyelim. Hem Amerika tarafında vadelilerde hem Asya tarafından devraldığımız kapanmakta olan piyasalar tarafında. 6.69.86'dayız. Dolar TL'de 7.75.15'deyiz. Euro TL'de 24.39'u görüyorum faizde. 1.192 dolardayız. Ons başına altına baktığımızda ve 77.57'den geçiyor. Brent petrol cephesinde işlemler diyelim. Güzel bir gün geçirmeyiz değil. Hoşçakalın.